Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlarım? Sizinle bu videomuzda tamı tamına 27 sorudan oluşan harika bir tarih denemesi çözeceğiz arkadaşlar. Uzun süredir uzun videolarımızı çekmiyorduk. Türkiye geneli tarih denemesi çözeceğiz. Biliyorsunuz ayete son 1-2 gün... KPSS'de son bir buçuk ay sevgili arkadaşlarım. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. İlk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuz şöyle arkadaşlar. Orta Asya'daki Türk devletlerinin ilk dönemlerini araştıran bir tarihçi ilk olarak aşağıdaki kaynaklardan hangisini incelemelidir? Çin, Bizans, Roma, Moğol, Arap sorumuz bu. Arkadaşlar Türk devletlerini araştıran ve ilk olarak Türk devletleri ilgili e, bir tarihçi hangi kaynakları araştırmalı? Arkadaşlar Çin kaynaklarını araştırmalı çünkü tarihte e, Türkler ilk olarak e, hem siyasi hem askeri hem ekonomik olarak kiminle e, ilişki içerisine girmişlerdir. Kiminle e, ilişkileri olmuştur? Çinlilere. Dolayısıyla biz burada e, bir tarihçi olarak ilk başvuracağımız kaynak hangisi? Elbette Çinliler. Daha sonra Bizanslılar, daha sonra Araplar ve diğerleri geliyor. İkinci sorumuz sevgili gençler, ikinci sorumuz şöyle Yukarıdakilerden hangileri Memlük devletine ait özellikler arasında gösterilemez? Memlük devletine ait. Haçlılardan Kudüsü geri almışlardır. Hayır, bu Eyyubilerin bir özelliği. Moğolları mağlup eden ilk Türk devletidir. Aynı Cülaup savaşında doğru. Halifeyi koruma altına almışlardır. Arkadaşlar, bu da onların bir e, özelliği arkadaşlar. Çünkü Osmanlılar halifeliği onlardan alıyor. Mısır'da kurulan ilk Türk de, İslam devletidir. Hayır bu torun oğullardır. Buna dikkat edelim. Mısır'da ilk Türk İslam mimari eserlerini vermişlerdir. Hayır bu da Moğollar. Dolayısıyla onlara ait olmayan özellikler 1, 4 ve 5 yani E şıkkıdır. Bu özellikler kime ait değil? E, Memlüklere ait değil. Dolayısıyla doğu cevap şıkkımız nedir gençler? E şıkkıdır sev Bu memlüklülere dikkat edin. Bu sene ben memlüklülerle ilgili soru bekliyorum. Ee, hem e, YKS'de hem de KPS'de arkadaşlar. Bir defa bir gözden geçirin. Diğer Türk İslam devletlerinden biraz farklı bir devlet. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz şöyle. Türk İslam devletlerinde külliyelerin içerisinde yer alan yapılar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Medrese, Cami, Kütüphane, Kervansaray, Sebil. Arkadaşlar külliyelerin içerisine yer almayan eserler Kervansaray'lardı. Çünkü Kervansaray'lar genelde yol kenarlarında ticareti geliştirmek, tüccarları güvence altına almak, güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan yapılardı. E, medreseler, camiler, kütüphaneler ve sebiller ee, külliyelerin bahçelerinde bulunurken e, kervansaraylar bu yapıların içerisinde yoktur. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? De. Peki külliyelerin merkezinde hangi yapı var? Buna dikkat edin. Ee, yani saydığımız eserler hangisinin etrafında yapılıyor? Camilerin. Buna dikkat edin. Soru şöyle olabilirdi. Hangisi külliyelerin merkezinde bulunan yapıdır? Deseydi o zaman cevabımız ne olurdu? Cami olurdu. Buna dikkat ediyorsunuz. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz şu. Ankara Savaşı'ndan sonra yaşanan fetret devri sürecinde İstanbul'u kuşatan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Murat. Mehmet Çelebi, Musa Çelebi, İsa Çelebi, Yıldırım Beyazıt. Arkadaşlar Osmanlı Devleti 1402 yılında e, Timur'la yaptıkları savaşı kaybedince bir duraklama devrine girmişlerdir. Bu duraklama devrinde Musa Çelebi İstanbul'u kuşatmıştır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır. Buna dikkat ediyorsunuz. Fetret devrinde olmasına rağmen Musa Çelebi yani Yıldırım'ın oğullarından bir tanesi gidip İstanbul'u ne yapıyor? Kuşatıyor. Buna dikkat edelim. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Beşinci sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nde Hint deniz seferlerine katılarak Miratül Memalik adlı eseri hazırlayan ünlü Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir? Piri Reis, Turgut Reis, Seydi Ali Reis, Piyale Paşa, Barbaros Hayrettin Paşa. Arkadaşlar Hint deniz seferlerine katılarak Miratül Memalik adlı eseri yazan ünlü Türk denizcisi Seydi Ali Reis'tir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız da nedir gençler? C şıkkıdır buna. Dikkat edin bu Seydi Ali Reis bu eserlerle ilgili sorular geliyor. Piri Reis işte yine bunlardan birisi e, kitab Bahariye adlı eseri yazmıştı. Buna dikkat edin. Demek ki burada doğru cevap şıkkımız nedir? Seydi Ali Reis sevgili arkadaşlarım. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Altıncı sorumuz şöyle. Kanuni döneminde Fransa'ya verilen ve her iki hükümdarın yaşadığı dönemle sınırlandırılan kapitülasyonlar. aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde sürekli hale getirilmiştir? Üçüncü Selim, birinci Mahmut, üçüncü Ahmet, ikinci Mahmut, üçüncü Mustafa. Arkadaşlar kanuni döneminde Fransızlara verilen kaptülasyonlar 1. Mahmut döneminde sürekli hale getirilmiştir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkıdır. Demek ki Fransızlara ilk ne zaman kaptülasyon verildi? Kanuni döneminde. Fakat ne zaman sürekli hale getirildi bu kanunlu kaptülasyona? 1. Mahmut sevgili arkadaşlar. 7 sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde hat sanatının çeşitlerinden biri değildir? Hat sanatı. Talik, Kufi, Nesih, Rika ve Bennak. Bunlardan hangisi hat sanatının bir çeşidi değil? Arkadaşlar hat sanatı Arap harflerini güzel şekilde yazma sanatıydı. Bunu yapanlara hatat deniliyordu. E, talik, fi Nesih ve Rika birer e, hat çeşidiyken bennak arkadaşlar bir vergi türüdür. Dolayısıyla burada hat sanatının bir çeşidi olmayan hangisidir? Bennaktır sevgili dostlarım. Sekizinci sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nde vakıf sisteminin aşağıdakilerden hangisi üzerine etkili olduğu söylenemez? Sorumuz bu arkadaşlar. Ülkenin bayındır hale gelmesi var arkadaşlar. Sosyal dayanışmanın gelişmesi var. E, kültür mirasının korunması var. Askeri gücün arttırılması vakıf sisteminin bir amacı değildir arkadaşlar. Hayır işlerin yürütülmesi var. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir gençler? D şıkkı. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 1876 yılında kabul edilen kanuni esasının özelliklerinden biri değildir. Sorumuz bu. Osmanlı Devleti'ne meclis kavramı geliş, ge, kavramını getirmiştir. Evet, Meclis-i Mebusan. Bu var arkadaşlar. Yürütme gücün başında padişahın olduğu hükümete aittir. Doğru. Bu da var. Hükümet meclise karşı sorumludur. Bu dursun. İlk kez halk seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Doğru. Ve yetkisi padişaha aittir ve sınırsızdır. Bu da doğru. Arkadaşlar ee, kanun esasıya göre hükümet meclise karşı değil padişaha karşı sorumluydu. Dolayısıyla bu doğru bir bilgi değil. Buna dikkat edin. Doğru cevap şıkkımız nedir? C. Şıkkıdır güzel bir soruydu. 10. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 2. Mahmut'un Ma, 2. Mahmut döneminde gerçekleştirilen bu ıslahatlar daha çok aşağıdaki alanların hangisiyle hangileriyle ilgilidir? Divan teşkilatının kaldırılması, muhtarlıkların kurulması, memurlar rütbe ve nişan verilmesi, muhtarlık, divan teşkilatı, memurlar e, ne ile alakalı arkadaşlar? Dini, idari, askeri, sosyal, mali. Arkadaşlar yukarıdaki bu e, gelişmeler daha çok devletin idari yapısıyla alakalıdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız da nedir arkadaşlar? B şıkkıdır divan teşkilatı neyse divan devletin idaresiyle ilgili muhtarlıklar devletin idaresiyle ilgili sevgili arkadaşlarım. 11. sorumuz 11. sorumuz güzel bir soru şöyle sorumuz şu Ermeni meselesinin ortaya çıkmasında Osmanlı devletinin imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisi etkili olmuştur? Atina, Berlin, İstanbul, Londra, Bükreş. Arkadaşlar Ermeni meselesinin uluslararası bir sonu haline gelmesine neden olan anlaşma e, Berlin Antlaşması'dır arkadaşlar. Berlin Antlaşması ile şöyle bir maddesi vardı. Ermenilerin bulunduğu yerlerde e, ıslahat yapılması kararı alınmıştır. Dolayısıyla bu antlaşmayla Ermeni meselesi e, bir uluslararası bir probleme dönüşmüştür. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? B şıkkıdır buna dikkat ediyoruz. 12. sorumuza geldik. 12. sorumuz şu. Osmanlı Devleti'nde 1881 Atatürk'ün doğduğu yıl Tunus'u 1881'de Mısır'ı işgal eden devletler sırasıyla aşağıdaki seçeneğinde hangisine doğru verilmiştir? Rusya, İngiltere, İngiltere, Avusturya, Fransa, İngiltere, Belçika, Rusya, Almanya, Fransa. Arkadaşlar 1881'de Tunus'u Fransızlar, 1882'de Mısır'ı ise İngilizler işgal etmiştir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır sevgili dostlarım buna dikkat edin. Aynı zamanda Fransızlar Osmanlı'nın Afrika'daki ilk toprağı, daha doğrusu işgal edilen ilk toprağı Cezayir'i de işgal etmiştir. Buna dikkat edelim sevgili dostlarım. 13. sorumuz, 13. sorumuz cemiyetlerle ilgili şöyle. Yukarıda verilen cemiyetlerden hangileri Wilson ülkelerinde azınlıklara kendilerini yönetme hakkı verilmelidir? Maddesi doğrultusunda faaliyetlerini hızlandırmışlardır. Trakya Paşalı bir yaralı cemiyettir arkadaşlar. Bunun bir ilişkisi yoktur. İngiliz muhipleri cemiyeti manda ve himayeciliği istiyordu. İngiliz himayesini. Burada bağımsızlığı kendi kendi yönetme hakkını elde etmek için Ermenilerin kurduğu Taşnak ve Hençak, Rumların kurduğu Mavri ve Mira cemiyetleri faaliyetlerini hızlandırmış. Dolayısıyla Doğu Cevap şıkkımız nedir? 2 ile 3 yani Doğu Cevap şıkkımız C şıkkıdır sevgili dostlarım. 14. sorumuz şöyle arkadaşlar 14. sorumuz Yukarıdakilerden hangileri Meclisin i Mebusa'nın toplanmasına hangilerinde meclisin Mebusa'nın toplanmasına dair bir hüküm yoktur. Evet. Amasya görüşmeleri, İstiklal Milli, Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi. Arkadaşlar, şöyle baktığımızda mebusan meclisinin toplanması ve hükümeti denetlenmesi ilk Erzurum Kongresi'nde isteniyor. Daha sonra Sivas Kongresi'nde, Amasya görüşmelerinde zaten bu karar alınıyor ve seçimler yapılıyor. Fakat Misak-ı Milli, Misak-ı milli, misak Milli'de bir karar yoktur. Çünkü son toplanan Osmanlı Mebusan Meclisi Misak-ı Milli kararlarını alıyor. Ve bu aldığı kararların bedeli olarak da kapatılıyor. Dolayısıyla Meclis-i Mebusan'ın toplanmasına dair bir hüküm Misak-ı Milli'de yoktur. Çünkü zaten artık Meclis-i Mebusan diye bir meclis Misak-ı Milli kararlarından sonra kalmayacaktır. Dolayısıyla burada doğru cevap nedir arkadaşlar? A şıkkıdır. Yani misak milli de meclis mevzusunun ile ilgili herhangi bir karar yoktur. 15. sorumuza bakıyoruz. Güzel bir soru yine. Sorumuz şöyle. Lozan konferansında görüşülen aşağıdaki konulardan hangisi yukarıdaki karar ile bağdaşmaktadır? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan sınırlandırmaların kaldırılması gerekmektedir kararı almıştır. Bu kararla aşağıdakilerden hangisi vurgulanıyor? Nüfus mübadelesi, kapitülasyonların kaldırılması, boğazlar meselesi, Suriye sınırı, azınlıklar e, sorunu. Arkadaşlar e, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde siyasi adli ve mali geçmemize engel olan sınırlandırmanın kaldırılması gerekmektedir. Burada neyi vurgulanıyor? neyi Kapitülasyonların kaldırılması ifade ediliyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız da nedir gençler? B. Şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 16. sorumuza geldik. 16. sorumuz şöyle. Yukarıdakilerden hangileri 1. TBMM'nin faaliyetleri arasında yer almaz? 1. TBMM'nin faaliyetleri arasında değildir. Hıyanet ve vataniye kanunu kabul edilmesi. Evet. E, TBMM kendisine karşı çıkan isyanları bastırmak için çıkarmıştır. E, Londra konferansına temsilci gönderilmesi. Evet. Birinci İngiliz Savaşı sonucunda... Londra konferansına katılmıştır. San Remo konferansına arkadaşlar katılmamıştır. San Remo konferansı Osmanlı ile imzalanacak olan Barış Antlaşması'nı belirlemek için toplanmıştı. İtalya'nın bir şehridir. Dolayısıyla birinci TMM buna herhangi bir şekilde yer almamıştır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? C şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Bu güzel bir soruydu. 17. sorumuz arkadaşlar. 1921 anasına yer alan TBMM'e ye ait aşağıda verilen özelliklerinden hangisinde günümüze kadar bir değişiklik olmamıştır? Çok güzel bir soru. Hangisinde günümüze kadar bir değişiklik olmamış? TBMM Başkanı'nın bakana kurulunun tabi başkanı sayılması bu değişmiş günümüzde. Güçler Birliği temelde toplanması değişmiş güçler ayrılığı kesi uygulanıyor. Hükümete hükümete görev alacağı bakanları belirleme Meclis hükümet sistemine, kabine sistemine geçirilmiştir. Bu da değişmiştir. Savaş ve barışa karar verme. Arkadaşlar şu ana kadar yani 1921 anasasında yer alan TM'e ye ait aşağıdaki yetkilerden hangisi değişmemiş diyor. Savaş ve barışa karar verme e, eskiden de ve günümüzde de TBMM'nin vazgeçilmez e, temel görevlerinden bir tanesidir. Buna ancak ancak temel karar verir ve bu değişmemiştir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D'dir. Ordu mensuplarının milletvekili yapmasına onay verme günümüzde zaten böyle bir karar da yoktur. Bu da değişmiştir arkadaşlar. Burada değişmeyen tek şey D şıkkıdır. Yani savaşa başa karar verme 1921'den beri temelin temel asli görevleri arasında. 18. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Çok güzel yine bir soru. Sorumuz şu. Rejim sorununun ortaya çıkmasına ve çözümüne yönelik olarak ilk siyasi inkılaplar aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru verilmiştir? saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, cumhuriyetin ilanı, harifeliğin kaldırılması, tevemenin açılması, ilk anayasanın hazırlanması, tevemenin açılması, çok partili hayata geçiş denemeleri, harifeliğin kaldırılması, saltanatın kaldırılması. Arkadaşlar 1 Kasım 1922'de ee, saltanat kaldırıldıktan sonra bir rejim problemi ortaya çıktı. Yani bir monarşi mi, yeni devletin rejimi, cumhuriyet mi, milli egemenlik mi? 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasından sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilerek yeni devletin rejimi de kesin hale getirilmiştir. Dolayısıyla ilk siyasi inkılaplar saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyet'in ilanıdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız da A şıkkıdır sevgili dostlarım. 19. soru arkadaşlar şöyle bir büyütelim biraz. 19. olmuş. şöyle çok büyüdü. TBMM'de 1934 yılında seçim kanununda yapılan düzenleme ile değişikliklerden hangileri gerçekleştirilmiştir? 1934'te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Evet. Seçme yaşı 18'den 22'ye çıkarmıştır. Doğrudur. Tek dereceli seçim sistemi ne geçilmesi? Arkadaşlar bu 1934'te değil 1946 yılında Nuri Demirhan işte Milli Kalkınma Partisi'nin kurulmasından sonra 1946'da yapılan seçimlerde tek dereceli seçim sistemi uygulanmış. Bu 1934'te uygulanmamıştır. Dolayısıyla 1934'te kadınlara seçme ve seçme hakkı seçme yaşının 18'den 22'ye çıkarılması gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir? D şıkkıdır. Bu da güzel bir soruydu. 20. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu özelliklerinden biri değildir? 1926'da İsviçre'den almıştı arkadaşlar. Şöyle soruyu incelediğimizde arkadaşlar sosyal ve ekonomik alanda kadın erkek eşit sağlaması bu var. Kadınların toplumdaki e, önemin artması var. Çünkü kadına bir sürü hak elde ediyor. Hukuksal alanda laikleşme çalışmaları yapılması özellikle de medeni kanunun e, akıl ve bilme esas alması, mecellenin eski e, dini etkisi var dini etkisi vardı. Bunda ama yeni kanunda e, akıl ve bilme dayandırılmıştı. Kadınlarda yönetme e, kadınların yönetme ortak edilmesi arkadaşlar e, 1926'daki medeni kanunda kadınlara herhangi bir siyasi hak verilmemiştir. Dikkatinizi çekeyim. Medeni kanunda sadece kadınlar sosyal anlamda çeşitli haklar verilmiş. Tek eşli işte resmi nikah, velayet hakkı, e, yine mirasta pay alma gibi modern aile yapısını oluşturmaya çalışması bu da var arkadaşlar. Fakat D şıkkı yok D şıkkı daha sonra sırayla 1930'da muhtarlık 33'te belediye 34'te ise milletvekili seçmenine katılma hakkı kadınlara verilmiş. 21. sorumuz Mustafa Kemal aşağıdaki yetki veya unvanlardan hangisini diğerlerinden daha sonra almıştı arkadaşlar? Ben bunu size tek soru olarak da paylaşmıştım. Güzel bir soru. Arkadaşlar Atatürk ee, en son aldığı yetki ve unvan baş öğretmenliktir. 1928'de yeni harfler kabul ettikten sonra Atatürk Atatürk'e baş öğretmenlik unvanı verilmiştir. Gazilik ve Maraşerlik rütbesi Sakarya Savaşı'ndan sonra daha önce verilmiş. Cumhurbaşkanlığı 1923 Cumhuriyet'in ilanı. Başkomutanlık da yine 5 Ağustos 1921 e, başkomutanlık yasasıyla verilmiş Atatürk'e. en son verilen unvan baş öğretmenliktir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir gençler? A şıkkı. 22. 22. sormuş yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde gerçekleştirilmiştir? Üniversite reformu var 1933 arkadaşlar. Buna söyleyebiliriz. Sanayi Nefise Mektebi'nin kurulması. Arkadaşlar bu Osmanlılar döneminden kalma bir kurum. Gazi eğitim esnini açılması yine Atatürk döneminde açılmış. Dolayısıyla Atatürk döneminde açılan iki kurum 1 ile 3'tür. Yani D şıkkı. Sanayi Nefse Mektebi Osmanlılar döneminde açılmış. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkı nedir? D şıkkı. 23. sorumuz basit güzel bir soru. Şöyle sorumuz arkadaşlar. Devletin resmi dininin olmaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin e, benimselmesinin bir sonucudur? Devletin dininin olmaması, arkadaşlar halkçılık, laiklik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, devletçilik. Arkadaşlar devletin dininin olmaması ilkesi laikliğin bir sonucudur. Dünyada ana e, anayasasında devleti dininin belli olmadığı üç ülke var: Türkiye, e, Rusya ve Fransa. E, şimdi buradaki peki mantık ne? Buradaki mantık Devlet anayasasında herhangi bir dini ibaresi koymaya, koymayarak bütün inançlara e, eşit yaklaştığını ortaya koymaya çalışmakta hiçbir şekilde diğer bir inancın bir başka inanç üzerine e, baskı kurmasına izin vermemekte bu şekilde mantık bu. Üç ülke var. Türkiye, Fransa ve Rusya. Devletin dini resmi dini İslam'dır ibaresi peki ne zaman anayasadan çıkarılıyor Türkiye'de? 1928 yılında. 24. sorumuz aşağıdaki devletlerden hangisinin Birinci Dünya Savaşı sonrası Orta Doğu'da barışı tehdit etmesi Sadabat Paktı'nın kurulmasına etkili olmuştur? İtalya, İngiltere, Fransa, Suriye, Irak. Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu'da izlediği saldırgan tutumlardan dolayı Türkiye, İran, Afganistan bir araya gelerek Irak'la birlikte Sadabat Paktını imzalamışlardır. E, peki bunu hangi devletin saldırgan tutumlarına karşı İtalya'nın özellikle e, Hicaz e, gibi bölgelere saldırması Türkiye'nin kendi doğu sınırını güvence altına almasına neden olmuş? E, peki bu Sadabat Paktı kimler arasında? Türkiye, İran, Irak, bir de Afganistan. Suriye yok. Buna dikkat edin. Suriye burada yok. Dolayısıyla Doğu cevap şıkkımız nedir? A şıkkı Kimin saldırgan tutumu sonucu böyle bir anlaşma yapılmış. İtalya sevgili arkadaşlar. Peki hangi devlet bu pakta yok? Suriye yok. Buna dikkat edin. 25. sorumuz arkadaşlar. İsmet İnönü dönemi aşağıda verilen yılların hangilerinin arasını hangi, hangileri arasını kapsar? İsmet İnönü dönemi arkadaşlar İsmet İnönü dönemi Atatürk'ün vefatından 1950'ye kadardır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır. Sevgili arkadaşlarım milli şef olarak da biliniyor. Demek 1938 ile 1950 toplamda 22 yıl tek başına ülkeyi yönetmiş İsmet İnönü. 26. sorumuz arkadaşlar. 1982 anayasasını hazırlayan komisyonun başkanlığını aşağıdaki kişilerden hangisi yapmıştır? Detay bir soru. 1982 anayasasını hazırlanırken komisyon başkanlığını yapan kişi soruyor. Abdi İpekçi, Nihat Erim, Orhan aldı kaçtı. Tayfur Sökmen, Recep Peker. Arkadaşlar 1982 Anayasası hazırlanırken oluşturulan komisyonun başkanlığını Profesör Orhan Aldı Kaçtı yapmıştır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C'dir. Bunu hemen not alabilirsiniz. Çünkü bu ayrıca güzel bir soru. Dikkat edelim. 27. ve son sorumuz arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios öncülüğünde hazırlanan Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören 1900 66 yılında Petris gazetesinde yayınlanan plan aşağıdakilerden hangisidir? Akritas, Chester, Deus, Megalayda Euka. Sorumuz bu. Ee, güncel bilgilerden daha doğrusu çağda dünya tarihi ile ilgili. Arkadaşlar Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios yani Güney Kıbrıs öncülde hazırlanan Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören ve 1960 6'da Patris gazetesine yayınlanan planın ismi Akritas planıdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız nedir arkadaşlar? A şıkkıdır. Arkadaşlar sizinle birlikte toplamda 27 tane harika tarih sorusundan oluşan bir Türkiye geneli deneme çözdük. Her biri bilgi doluydu. Her biri güzel soruydu arkadaşlar. Video sonuna kadar benimle izlediniz. Hepinize gerçekten teşekkür ediyorum. Sınavınızda şimdiden size başarılar diliyorum. Arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Hepinize selamlar, sevgiler. Hepinize iyi çalışmalar. Hepinize başarılar arkadaşlar.